Bugün içinde bulunduğumuz toplumda gerçekten eski zamana nazaran çok büyük bir lüks ve israf var. Yani lüks bir hayat içinde yaşıyoruz. Yani eskiden büyük imkansızlıklar vardı. Ondan sonra evlerde eskiden su bile yoktu. Dolayısıyla bugün bütün imkanlar var ama bu imkanlar içinde nimete şükrü unuttuk. Kesinlikle Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bu nimetlere karşı ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek, Rabbimizi ne kadar zikretsek yine azdır. Cenab-ı Hak bu lüks hayattan bizleri muhafaza etsin. İsraf ve lüks dinimizde haramdır. Yani olmaması lazımdır. Bir Müslüman kesinlikle israfi bir hayat yaşayamaz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şeriflerinde Irmağın kenarında olsanız bile suyu israf etmeyiniz. Dere yatağının kenarında olsanız bile suyu israf etmeyiniz. Dolayısıyla zamanın israfı, ondan sonra maddenin israfı, bunlar hepsi bize emanettir. Ömrümüz bize emanettir. Zamanın kıymetini iyi bilmemiz lazım. İnsanlar iki nimetin kadrini, kıymetini bilmez. O iki nimetten birisi de zamandır. Sıhhatin ve zamanın kıymetini iyi bilmemiz lazım. Bir sıhhat, ikincisi de zamandır. Zamanın kıymetini güzel bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Hadis-i şerifte iki günü birbirine eşit olan aldanmıştır diyor. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz toplumda biz böyle lüks bir hayat yaşarsak veya israf edersek buna ihtiyacı olan kardeşlerimize de hakaret etmiş oluruz. Kendisi tok yatıp komşusu aç yatan benim ümmetimden değil diyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Biz de elimizden geldiği kadar akrabalarımızı, komşularımızı, yakınlarımızı, çevremizi güzel bir şekilde kontrol etmemiz lazım. Bu malın bizde emanet olduğunu iyi bilmemiz lazım. Biz bu malın bekçisiyiz. Bu mal bizde emanettir. Kesinlikle bu bekçilik vazifesini ve bu emaneti yerine ulaştırmamız lazım. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabe-i kiramdan birisi gelmiş, ya Resulallah falan bahçemi Allah yolunda infak etmek üzere size veriyorum. Bunu Allah yolunda fakir fukaraya dağıtın, ihtiyaç sahiplerine. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş, bunu ihtiyaç sahibi olan akrabalarına ver, o zaman iki hayır kazanırsın. Bir sıla-i rahim, yani akrabaya yardım etme hayrını kazanırsın, bir de sadaka hayrını kazanırsın. Bu hayatımızda bunları önemsememiz lazım. Yani biz böyle çok aşırı derecede bir lüks hayata girmişiz. Gerçekten buna hiç gerek yoktur. Evlerimizi yani koltuklarla, perdelerle, halılarla süslüyoruz. Ama eve gelen misafirimiz yok. Yani bu bir hakikat. Şimdi geçen günler işte bir beyefendi diyor, hocam diyor, vallahi benim almaya gücüm, imkanım yok. İşte bizim hanım demiş ki, perdelerle halılar birbirine uymuyor, perdeleri değiştireceğiz. Ondan sonra bu koltukların modası geçti, yeni bir takım koltuk alalım diyor. Ondan sonra mutfakta bu dolap güzel değil, dolapları değiştirelim. Halbuki dolap vardır. Dolayısıyla böyle israf edip olmayanları düşünelim. Evinde efendim halısı, kilimi yok. Ondan sonra evinde çok büyük mağdur olan kardeşlerimiz, komşularımız var. Onlara bu yardım elini atarsak hiç olmazsa bir hayır kazanmış oluruz. Onların kalbini, gönlünü kazanmış oluruz. Onların hayır duasını almış oluruz. Adam diyor işte benim arabanın modeli, markası güzel değil. Ben arabanın modelini, markasını değiştireceğim. Ondan sonra yani bunlara mümkün mertebe bunlar lüks hayata giriyor. Bunlara meydan vermememiz lazım. Evdeki hanımlar, ablalar, teyzelerimiz de yani yemekte olsun, içmekte olsun, ondan sonra evin takımında, koltuğunda olsun, ellerinden geldikleri kadar israfa gitmesinler. Allah rızası için örnek İslami ev olması lazım. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinde şunu buyuruyor. Nevviru menazilekum bis salati ve kıraatil Kur'an'ı. Evlerinizi namaz kılmakla, Kur'an okumakla nurlandırın. Evde son model koltuklar var. Efendim son model halılar, perdeler var. Gelen giden de yok, misafir de yok. Misafir de kabul etmiyoruz.
Ama bunları bu şekilde döşemişiz. Efendim evde, ailede huzur, bereket var mı? Hocam vallahi eski huzur, eski bereket yok diyenler çok. Bunun sebebi şu, evde Kur'an okumuyor. Evde salatu selam getirilmiyor. Evlerimiz Kur'an okumakla, salatu selam getirmekle nurlandırılmıyor. Dolayısıyla evlerimiz böyle bir otel haline gelmiş. Bu şekilde böyle bir ev var. Dolayısıyla burada biz huzurdan ve mutluluktan bahsedemeyiz. Geçen günler şunu da gördük. İşte bir ilimizde kahvaltısı meşhurdur. O kahvaltı salonunda baktık ki bütün aile halkı, aile efradı artık evde kahvaltı yapmıyor. Dışarıda kahvaltı salonlarına gidiyor. Ondan sonra evde yemek yemiyor, dışarıda yemek yiyor. Bunlara çok gerek yok. Evde yenilen yemekte bir hayır var, bir bereket var. Eskiden annelerimiz besmeleyle, hamdeleyle yemek pişirirdi. O yemekte bereket vardı. 11 kişi sofrada oturur, aynı tabakta yemek yerdi. Ailede bir huzur vardı, bir güven vardı. Şu anda evlerde yemek pişmiyor. Dışarıda yemek yiyorsak bu da bizim yani büyük bir eksiğimiz ve kusurumuz ve lüks bir hayatın işaretidir. Bunlara meydan vermemekte fayda vardır.